Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Solo Survivor serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Bu serinin adı sıfırdan Red Rank'a serisiydi. Fakat sürekli araya bir şeyler girdiği için rankım sürekli sıfırlanıyor ve başa dönüyorum. O yüzden bu serinin adını değiştiriyoruz arkadaşlar. Sıfırdan sıfıra oldu serinin adı. En azından doğru bir bilgi yani. Şaka bir yana bu seriyi daha fazla çekmeye çalışacağım. Bu serinin milattan önceki bölümünde de Lori 38 level'de kalmıştı. Şimdi onu 40 yaptım. Her ne kadar bu sistem değişecek olsa da henüz yeni sistem gelmediği için bu şekilde karakterlerin perklerini açabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, Decisive yani canavli perkünü öğretilebilir şekilde açmış oldum. Yani diğer tüm karakterlere açılmış oldu. David karakterini oynuyorum bu hesabımda, biliyorsunuz ki. David'e geçip buradan puan vererek Decisive'i David'e çıkarmaya çalışacağım. Onun harici bugün bayram arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Herkese de sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar diliyorum. Tebeşir kesesini gördü. Bu hesap yeni bir hesap olduğu için ilk defa oynadığım bir katil geldiği zaman karşıma altta yazıyor arkadaşlar. Bilmeniniz varsa söyleyeyim. Pig gelmiş. Bu harita var ya bu arkadaşlar, bu haritayı hiç ısınamadım ben. Yani SVF videomuza da söylemiştim. Böyle neşe bahçesi olmaz. İlk öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak da ben salak perküm sayesinde kendi çiziklerimi görebiliyorum. Hepinizin hayali şimdi, kabul edelim. Herkes kendi çizgini görmek ister. Sen şeytansın. Bu şeytan. Bunun yanında çok fazla durmayalım. Ananı avradın. Al. Mutlu musun? Kanka bana vurma bak. Onun yüzünden patlattım. Şuraya M1 atarsın sen. Hop. Ay, ne diyorsun? İyi başladı bu çocuk. Oğlum manyağa bak lan. Sen çok ilginç bir katilsin ya. Evet, gitti arkadaşlar bizden. Ya da yönünü şaşırdı, anlamadım, bir şeyler oluyor ama. Bizim adam bize ateşe atmasaydı iyiydi de. Bak bu haritanın sevmediğim yanlarından biri de ne biliyor musunuz bak. Pencerede şöyle salak yerler var bak. Bak mesela şu, gördünüz mü? Şuraya takılıyorsunuz mesela. Oyun illa genişten döndürüyor sizi. Mesela şu var. Bak şu tüp gibi bir şey var şurada. Yani onlar bile rahatsız edici ya. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü İbo yine göçe gidiyor. Bu arada bitmez. Sağ ol kankam. İbo'nun biliyorsunuz 1,5-2 aylık göçleri oluyor genelde. Onlardan bir tanesine daha gidecek. Artık geri ne zaman gelir? Bir fikrim yok, Ağustos sonuna doğru gelir gibi. O yüzden yine solo videolara alışsanız iyi olur. Elimden geldiğince bol solo video atmaya çalışacağım. Bayramda çok fazla video gelemeyebilir, onu da söyleyeyim. Gelen giden falan derken. Keşke hiç gelen olmasa bayramda ya. Akraba ziyaretlerini sevmeyen bir tek ben miyim ya? Geçen birisi senin çocuklar ne yapıyor diye sordu lan, dedim. Ne oldu, ne ara evlendim anasını satayım. Kendi kendime mi üredim, ne oldu ya? Mantar mıyım ben anasını satayım? Pig sana var ya, yazıklar olsun. Şu yaptığını not aldım. Tamam mı? Olur da bir gün senarist olup yeni bir testere filmi yazarsam seni kesinlikle oynatmıyorum yeni filmimde. Adamı korumaya gidelim bari. Ne yapalım arkadaşlar? Hiçbir şey olmadı maçta ya. Bir tur daha atardı belki ama. Ya bana döndü. Gider misin? 5 can 0 hook. Aha bize girdi en son. Arkadaşlar şimdi Dedert değiştiği için ben dedim ki Dedert gitmeden önce bir kez daha kullanayım. Yani ne kadar çok E tuşuna basarsam, ben mesela NFS oynarken de W tuşuna daha sert basardım hızlı gitmek için mesela yani. Hani o beyinle buralara kadar geldim, anlatabiliyor muyum? O yüzden bu tarz hareketlere çok şaşırmamak lazım. Yalnız canlar bittikten sonra bana tuzak taktığı için arkadaşlar tuzağım çalışmıyor. O yüzden tuzağımı çıkartmama gerek yok, bazıları onu bilmiyor. Tuzakla kaçtığım birkaç maç var ya, altına falan yazıyorlar, hani onu da açıklayayım. Hile değilim arkadaşlar. Sal 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 geliyor. Ulan öldüm lan. Yo. Ulan utanmasa rank kesecekmiş maçtan kaçtım diye ya. Ben ne yapayım? Kovalamadı ki beni. Arkadaşlar şimdi size takımıma gelen adamın Steam profilini göstereceğim. Bence Maraz geldi. Maraz geldiyse alta IBAN'ımı bırakıyorum. 50.000 abonenin hepsi 10 lira atıyor bana. Arkadaşlar bakın şimdi size müthiş bir fikir vereceğim. Kimsenin aklına gelmemiştir muhtemelen. Şimdi benim 55.000 abonem var ya. Hadi 50.000 ne son onun hesap. Herkes bana 1 lira atsa her ay. Her ay 1 lira kimseye koymaz değil mi? Ne olur her ay 50.000 lira kazanmış olurum. Şimdi ben bu
kazandım 50.000'in 30.000'iyle her ay çekiliş yapsam, tamam mı? Böyle klavyedir, ekran kartıdır, şeydir. 30.000'in çekiliş yersem 20.000'i de cukkalasam, tamam mı? Hakkımdır şimdi. Şimdi 1 lira veren adam her ay 1 lira verip 5.000'lik, 2.000 liralık falan şey kazanma ihtimali var bu adamın. Yani bu kazandığı çekiliş sonucu. Ne yapıyorsun? Mal hillanamıyorsun, ne yapıyorsun? Kusura bakmayın arkadaşlar, bir an adam pörkü bilmediği için sinirlendim de. Bu adam kaybetse bile, çekilişten hiçbir şey kazanamasa bile 1 lira vereceği için her ay. Ya değil mi yani, hani her ay 1 lira kime koyar yani, hani en durumu olmayanı düşünsen bile koymaz. Ama kazandığı zaman 1 lira verip 300 liralık kulaklık, 1000 liralık ne bileyim mouse, 5000 liralık ekran kartı, anladın mı? Mantıklı geldi size, kabul et, şu an mantıklı geldi. Ama bu tabii yapılamaz bir şey. Herkes her ay 1 lirayı yani nasıl öyle bir düzen oluşturacaksın, anladın mı? Bunu mesela hep düşünmüşümdür. Bu tarz fikirlerde genelde tuvaletteyken gelir aklınıza. Ama benim tuvaletteyken gelmedi. Ya takıma bak anasını satayım, 2 tane sakat var ya. Bunun beyni de sıkıntılı. İyiydi, iyiydi, kabul et. Marro. Şunu biraz döndürelim ya, diğerleri can yapsın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Güçlü bir respect. Hala beni orada arıyor galiba. İyiydi Marro, kabul et. İyisin, iyisin, iyisin. İyisin oğlum Ahmet, devam et oğlum. Aynı taktik. Jene mi dönüyor? Dönme Jene, dönme Jene. İyiyiz burada Marro. İyiyiz aslanım. Aa. Lan ne oluyor? Çok iyi timing. İnat edecek mi bu palette acaba? Etme, kır paleti. Nereye gidiyorsun? Oğlum, adamla ne oynadığını bilmiyor ki anasını satayım. 1990 model Şahin gibi geçip duruyor yanımdan. Gel bakalım, gel. Sen ne daha şuradaki palette de döneceğiz. Vurur bunu galiba. Ah. Bu kötü oldu işte. Neyse, dead ardımız var. Killershake'e gidebiliriz. Ya da yok, dur, şuradaki arabaya gidelim. Killershake'i çok erken düşürmek zorunda kalabiliriz çünkü. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. İstemiyorum. Bir an şivem kaydı arkadaşlar. Ay, vurabilirmiş. Arkadaşlar ben sözümü yedim. Killershake'e giriyorum. Salam galiba. İçeri atlayacağım sandı. Zekice Maro, zekice. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin Maro, zekice. Minik bir detone. Yalnız şimdi ben nereye gideceğim, nereye gideceğim? Yani ben görevimi yapıyorum şu an, ölsem de herhalde çok sorun olmaz. Gayet iyi oyaladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Artık respect atmaz zaten bir kere attırdığımız için. Türkçenin azizliği arkadaşlar, kusura bakmayın. Tamam. Tekrar içeri gireceğiz. Şimdi bu paleti kırmamış. Şöyle bir şey yapabiliriz. Saldı beni, evet, artık. Farkına vardı. Görev var herhalde bu ikisi de şeyi aldığına göre. Ulan yine geliyor. Tamam, dedardımın gelmesi için biraz yavaş yürüdüm. Geldi şimdi. Hayır. Ah lan, ah lan, atmadım dedard ya. Çok iyi dönemiyor diye dedardı harcamayayım dedim ama tam arkama da bakmadığım için dedardı atmadım ya. Ulan gerizekalı, niye atmıyorsun dedardı? Sensin gerizekalı, siker mi lan? Pardon arkadaşlar, yine iki kimlik, Split Ahmet olarak adlandırılıyor genelde bu tarz durumlar. Bu arada Split filminde başrol oynayan adam var ya, It 2'de de oynuyor, adını unuttum şimdi. Split filmindeki oyunculuğu müthiş değil mi adamın ya? Ya izlemediyseniz izlemenizi öneririm, en sevdiğim filmlerden birisidir. Çok güzel ya oyunculuğu. Marro bak, bir kere beni düşürmene izin verdim. Bak sen düşürmedin, ben izin verdim. Bir dahakine böyle şeyler yaşanmaz, onu bil. Bir de gençler, biz geçenlerde bir film izledik. Bayağıdır film önermiyorum, yine önermeyeceğim. Çünkü izlediğimiz film, nasıl desem, biraz rahatsız edici bir film. Onu söyleyeyim ama yamyamlık filmlerini seviyorsanız izleyebilirsiniz. Adı Green Inferno. Çok gerçekçi film. Gerçekçi olmasının bir sebebi şu, gerçek kabile oynatmışlar. Yani ana başrol yamyamlar hariç diğer kabile gerçek bir kabileymiş. Genel olarak ele alındığında film güzel bence. Ama aşırı gerçekçi olduğu için çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum, bir deneyin, bir şans verin istiyorsanız. Ama kefil değilim filme, onu söyleyeyim. Sadece böyle hani The Forest ortamı istiyorsanız, The Forest oyununu biliyorsunuzdur. Aynı ondaki gibi bir ortam var. O ortamı seviyorsanız bir şans verin filme. Ne oluyor, bu kim amına? Şey konuşuyoruz değil mi burada? Aynen, yavaş geç geri zekalı, aynen. Fake. Oğlum o nasıl hitmiş ya? Zekice. Ama ben bir şey konuşurken bana gelindiği zaman yani. Aa, maçta böyle biri varmış, bu kim lan? Tamam, satıyor satıyor satıyor. Oğlum o fake'i çok mu belli ettik lan? Yo.
Ah be. Bence fazlasıyla nice try'dı ama yemedi. Bu üçü gider ya. Yani takımım tarafından hiç umursandığımı düşünmüyorum şu an. Zaten gidiyorlar galiba. Ya bana niye sinirlendin? Bak bir otur konuşalım ya. Film de önerdin. Bana niye sinirlendin ki sen şimdi? Önerdiğin filmdeki kabileden misin? Ne oldu? Neye sinirlendin yani? Ya bir tek Feng alabilir beni. Diğer ikisi zaten görev uğruna yaralılar. Taş falan atıyor. Ne oluyor oğlum? Şeytan mı var lan orada acaba? Kanka 3 gem boyunca beni kovalarsan maçı kaybedersin tabi. Baktın düşüremiyorsun, sallanıyorsun orada yani. Bana sinirlenme, hiç yüzüme bakma yani. Oğlum geliyorlar mı lan? Hakikaten duygulandım şu an. Geleceğiniz mi lan? Oğlum yaralı olan açsın, sen bana gel. Adamların yaptığı şeye bak. İçim mi gitsin istiyorsunuz? Ne? Gözümün önünde kapı açıyorlar ya. Ekmek mi banım kapıya Sezercik gibi ya? Neydi bu şimdi? Hani bak biz gidiyoruz sen gidemiyorsun falan diye canımı mı çektirmeye çalıştılar, anlamadım ki. Öbür kapı açık zaten, siktir git. Gelip dibimdekini açıyor bir de ya, gözümün içine baka baka. İyi Allah razı olsun, artı bir almışız bu sefer. Ulan akıllısı bulmaz ki bizi, gelen takıma bak anasını satayım ya. 3 tane çiçek geldi, bir tane bok böceği olarak ben kaldım bunların arasında. Ben de mi klozet olsam diyeceğim de. Ananı s**eyim, kaç. Boş ver. Bence katil Demogorgon. Bu arada Stranger'ın son sezonunun son 2 bölümü çok güzeldi arkadaşlar. Ekipçe bayıldık. Bir an önce 5. sezonu bekliyoruz. Yanımda biri uçuyor. Evet, indi. Oğlum siz ciddi misiniz ya? İşte arkadaşlar ben Killer oynarken de karşıma gelenler bunlar. Asıl yamyam bunlar yani. Green Inferno filminde bunların oynaması lazım. Yeni başladı ya. Maç yeni başladı ya. Her şeyi yapıyorlar, her şeyi. Totemde de bunlar var, her şeyi. Belki palette falan düşerse şunu kurtarırız ya, yeter. Adama yazık, çok can yaptılar biraz. Dolanalım boş boş. Palette düşme şansı da böylece ortadan kalkmış oldu arkadaşlar. Orası neresi, nerede düştün lan? Magmaya kadar inmişsin, ben seni nasıl kurtarayım şimdi oradan? Demo gel. Demo. Gel oğlum, gel. Demo'ya tasma takıp gezdireyim mi arkadaşlar? Gel. Ya nereye gittin? Mort! Yalnız pencere kapandı. Gitti bizden. Adam şu an var ya nasıl eziyet çekiyor, o kadar farkındayım ki. Hem hiç böyle düzgün bir chase'e giremiyor, spotlar sağlam, hem bir yandan jam bitiyor. Ha neyi tutacağını şaşırdı ya. Benimkini tutabilir. Gerçekten ben söylemedim. Bir güç itti yani beni onu söylemeye ya. Hiç böyle şeyler yapmam arkadaşlar, bilirsiniz. Ulan vicdansız, hala can yapıyorsun ya. Ulan bu ne öldürme ha? Totem kırmışlar, bir şey öldürmüşler sandım. Şu an takımımda olan 3 kişi var ya. 2 tane killer falan koymanız lazım bunları yenebilmek için. Bak beni çıkart oyundan. Bu üçünü 2 tane killerla anca yenebilirsiniz. Çünkü her şeyi yapıyorlar. Yani gördüğüm bütün totemler kırılmış. 3 dakikada 3 tane can bitirdiler, 4.'sünün yarısına getirmişler falan. Bir de SVF'ler yani, barolları falan da vardır. Bunlardan hani tunnel falan da sökmez bunlara. Ben de killer'ı acıdığım için boş boş dolanıyorum şu an, hani çok jene dokunmuyorum. Demo gel. Gel oğlum gel. Gel. Lan nereye gidiyorsun ya? Lobby gelir misin lütfen? Gel ben seni alayım. Bak hemen ışınlandı buraya, gördün mü? Sen şimdi şu adamlardan maç mı alacaksın yani killer olarak? Ya yuh, buradaki totemleri bile kırmışlar. Ananı s**eyim, ne alaka şu an? Nereye kaçtık? L spotuna. L spotunda demo bizi öttürme potansiyeline sahip bir killer arkadaşlar. Gel yuvasını da yıkalım, gel. Dolabı da götür kanka. Bak dolabı sırtlayalım, şuradan atalım. Hani adam dolap falan da açamasın. Hatta sizin kargo şirketi falan varsa palet de getirelim ekstradan map'e. Bak şuralara falan hep palet yerleştirelim. Acıdım ya, Demogorgon'a acıdım şu an ya. Taraf mı değiştirsem acaba arkadaşlar? Uff, baro var mıydı bilmiyorum, muhtemelen vardır ama. Çok iyi girmedik mi araya, bak şimdi taktiği izle. Ya Dedar çok iyi de yani şu düştükten sonra stun yiyorsunuz ya, benim acayip sinirime gidiyor biliyor musunuz? Ya taraf değiştireyim dedim de hemen yani yapmasa mıydım acaba? Ne yaptın, iyisin inşallah. Bu kim, bu nereden geldi ya? E Barov yok reis. Nasıl SVF'yiz? Decisive'im yok Dedar da, mecbur attım da. Oğlum siz nasıl lan, nasıl Barov olmaz ya? Evet son Claude beni almaya geliyor. Senin var mı Barov'un? İşte az önce neden öyle bir hata yaptınız? Bir tane hasar da o alsa. Çok güzel. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Ne oluyor lan? Üzerime doğru bir şeyler koşuyor şu an. Bizi ilk alan adam Barov'la almış olsa şu an 4 kişi kapıyı açıp kaçmıştık.
Bu arada bu Decisive, Dead Art, Barov güncellemesi falan ayın 19'unda ya da 21'inde gelecek gençler sanırım. Bilmiyorum, değişiklik gösterebilir tarih. Hani o yüzden videolara güncel video sanmayanlar var. Stok video falan değil, videoyu attığım günden bir gün önce çekiyorum videoları. Daha gelmedi yani yeni Dead Art'lar falan. Şımaracak kimsen yoksa hayat seni koskocaman bir adama çevirir arkadaşlar, gördünüz mü? Sabahtan beri boş boş dolaşan adam şu an jene muhtaç kaldı. Evet, şimdi büyük bir operasyon bizi bekliyor. Ne oluyor? Sonra? Vay şerefsiz. Ulan Bloodward'ın olabilir mi acaba? Tamam, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Hehe boy. Arkadaşlar ben ölüyorum. Ananız. Beni de aranıza alır mısınız? Gerçekten o pembe ceketlerden ben de istiyorum. Evet, 3 çiçek grubunu bir bok böceği olarak güzel süsledik bence. GG. Well played team. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Bu aralar akşamları biraz işim oluyor. Dolayısıyla kısa kesmek zorunda kalıyorum videoları. Ama sıkıntı yok, hiç atamamaktan daha iyidir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.